Bekir Mert yayına hazır. Bekir. Gökhan, 5,6'lık deprem üzerinden yaklaşık 8 saat geçti ve arama kurtarma çalışmaları da yoğun bir şekilde devam ediyor. İki nokta var aslında Malatya'da. Bulunduğumuz nokta Çeçen Apartmanı 6 katlı Zafer Mahallesi'ndeki Çeçen Apartmanı enkazında 3 kişinin olduğu noktasında bir ihbar aldı ekipler ve o ihbarını aldığı noktaya aslında çalışmalar devam ediyor. Bir diğeri de yaklaşık 5 metre mesafede hemen arka sokakta bulunan Buhar Apartmanı. 2 kişi vardı. 1 kişi kurtarıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve diğer kişiye de ulaşmaya çalışıyor ekipler. Şimdi Umut Taşkaya buradaki son durum ekranlara getirecek. Şu an itibariyle çalışmalar da yoğun bir şekilde devam ediyor. İş makinesinin olduğu noktada ekipler o enkazın olduğu noktaya aslında saatlerdir ulaşmaya devam ediyor. Öğle saatlerinde bulunduğunuz noktada bir ihbar alındı ve o depremde 5,6'lık depremde gördüğünüz Çeçen Apartmanı da hasarlı bir binaydı. Hasarlı bina o depremde bir anda yıkıldı ve buradan bazı vatandaşların o enkazın altında olduğu noktasında bir ihbar aldı ekipler. Tabii teyide muhtaç bir bilgi. Bu noktada ekipler yine de bir kişi var mı diye bir umutla orada aslında çalışmaya devam ediyor ki geçtiğimiz saatlerde bulunduğumuz noktada Çeçen Apartmanı'nda enkazın olduğu noktada bir ısı tespiti yapılmıştı. Daha sonra bir dinleme de yapıldı. Tabii jandarma komandoları görüyorsunuz. Onlar burada. Jandarma arama kurtarma ekipleri JAK timi de burada aslında. Tüm ekipler burada çalışmaya devam ediyor ve enkazın olduğu noktada hassas bir çalışma yürütülüyor. Zaman zaman bulunduğumuz noktada bir sessizlik ortamı da oluşturulduğu bilgisini paylaşalım ve içeriden bir ses duymaya çalışıyor. Ekipler sesimi duyan var mı? Buradan haykırışları da yükselmeye devam ediyor. İki noktadan bahsediyoruz. İki noktasında birbirine bitişik noktalardan bir tanesi Çeçen Apartmanı şu an gördüğünüz nokta. Umut'tan ben rica edeceğim. Sol tarafta hemen dönecek olursak arka tarafta da Buhar Apartmanı'nı göreceksiniz. Orası da bir yurt binası olarak kullanılan bir noktaydı. Vakıf yurduydu. Özel bir vakıf yurduydu ve orada iki kişi aslında enkazın olduğu noktada şu an o gördüğünüz apartmanın olduğu noktaya eşyalarını almak için içeri girmişlerdi. Merdiven boşluğunun olduğu noktada aslında bir kişi son anda buradaki ekipler tarafından kurtarıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İçeride bir kişi daha var. Musa ve Bedi adında iki kişi vardı o binaya giren. Bir kişiyi daha kurtarmaya çalışıyor. Şu anda ekipler zaman zaman da o Buhara apartmanından da ses dinlemesi yapılmaya çalışılıyor. Bulunduğumuz noktada bir sessizlik ortamı oluşturuluyor. Ekipler bir umut aslında mücadeleye burada devam ediyor saatlerdir. Malatya'nın Battalgazi ilçesi burası. 5,6'lık depremin ardından aslında Malatya'daki birçok hasarlı bina enkaza döndü ve maalesef o enkazlara eşyalarını almaya girenler de vardı. Onlar da enkazın altından kurtulanlar var. Ve ulaşılmaya çalışılanlar var. 29 bina enkazından bahsediyoruz Malatya'da. 32 kişinin kurtarıldığı bilgisini hatırlatalım. Malatya'da arama kurtarma çalışmaları ilk anından itibaren başlamıştı. 110 kişi yaralı. Yaralıların tedavisi de devam ediyor. Kurtulanlar var. Tabii kurtulanların hastanedeki tedavileri de devam ediyor. Bulunduğumuz noktadaki Çeçen Apartmanı'nda da ekipler şimdi kovalarla oradaki molozları boşaltmaya çalışacaklar ve oraya aslında müdahale etmeye devam ediyorlar ve orada enkazın içine girebildikleri noktaya girmeye çalışıyorlar. Depremin üzerinden 7.7, 7.6'lık deprem üzerinden uzun bir süre geçti. O deprem 6 Şubat'ta meydana gelen depremde Malatya'da aslında birçok bina hasar almıştı. Birçoğu enkaza dönmüştü. Aslında günlerdir bölgedeyiz. 6 Şubat'tan bu yana bölgedeki nöbetimiz devam ediyor. Malatya'da aslında en çok etkilenen noktalardan biri kuşkusuz eski binaların olduğu noktalar burası ki aslında 99 öncesi yapılan çoğu konut da bu binalardı. İşte o binalarda birçoğu o depremde ilk deprem ve ikinci depremlerle hasar almıştı ve ağır hasar alan noktalardan biri de o Çeçen Apartmanı'ydı. Çeçen Apartmanı'nda da ekipler bir umutla mücadeleye devam ediyor. Şu anda 3 kişinin olduğu noktasında bir ihbar alınmıştı. Tabii o ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmişti. O ekipler bir umutla içeriden ses duymaya çalışıyorlar. Tıpkı aslında günlerdir bölgede yaşadığımız görüntüler şu anda orada çalışma hassas bir şekilde
devam ediyor. Hem de arkada Buhar Apartmanı ki aslında yıkılma tehlikesi olan bir nokta ve orayı da aslında boşaltmıştık. Bulunduğumuz noktada güvenlik şeridi oluşturuldu ve oraya da geçilmesine müsaade edilmiyor. Zira binanın yıkılma tehlikesi var. Yıkılma tehlikesi olduğu için de iş makineleri, kepçeler yardımıyla o bina ayakta tutulmaya çalışılıyor. Umut bir kez daha gösteriyor. Bakın hemen arkadaki o mavi bina bir yurt binasıydı. O bina yıkılmak üzere olan bir bina ve iş makineleri, kepçeler o binayı şu anda enkaza dönmekten kurtarmaya çalışıyor. Belki moloz yığınından görünmüyor. Arka tarafta bir iş makinesi var. O iş makinesi duvara yaslanmış şekilde o kolonları tutmaya çalışıyor ki bina çökmesin. O enkazın altında bir kişi olduğundan bahsediliyordu. O kişiye de bir zarar gelmesin diye aslında orada hassas bir mücadele devam ediyor. İki noktadan bahsettik. O iki noktadan birisi bulunduğumuz nokta Çeçen Apartmanı. Hemen arkada 5 metre arkasında bulunan Buhar Apartmanı. O iki noktada aslında zaman zaman dinlemeler de yapılıyor. Burada da Çeçen Apartmanı'nda şu an enkazın olduğu noktada ekipler moloz yığınlarını boşaltmaya çalışıyorlar ki aslında içeri bir ulaşım sağlanabilsin diye orada mücadele etmeye devam ediyor. Bir koridor oluşturulacak ve o koridordan özellikle enkazın olduğu noktada sesin geldiği noktada ısı tespiti yapılan noktalar aslında ulaşmaya çalışıyorlar. Gündüz burada bir ısı tespiti yapılmıştı ama ekipler şu anda hassas bir mücadele veriyor. O Çeçen Apartmanı'ndaki enkaz yığınının altında ekipler çalışmaya devam ediyor. Jandarma komandolar burada. Jandarma arama kurtarma timleri, JAK timleri de aslında hassas burunlu köpeklerle zaman zaman oraya girmişlerdi bugün gün içinde. Orada da köpeklerin yardımıyla da aslında çalışmanın da devam ettiği bilgisini paylaşalım. Umut Aşka ekranlarınıza getirdi. 5,6'lık depremin aslında en fazla etkilediği noktalardan bir tanesi burası. Malatya'nın Battalgazi ilçesindeyiz ki aslında Yeşilyurt mahallesinde, Yeşilyurt ilçesinde de aslında bir enkazdan baba ve kızı kurtarılmıştı. Karanfil apartmanından baba ve kızı da enkazın altından kurtarılmıştı. Tabii zaman zaman mucizelere de tanıklık ediyoruz bulunduğumuz noktada. Ekipler de şu anda Çeçen Apartmanı enkazında ve arkamızdaki o 5 metre uzaklıktaki Buhar Apartmanı'nda şu anda mücadeleye devam ediyorlar. Bir ses duymaya çalışıyorlar. Bir umutla o mücadelenin devam ettiğini söyleyelim. Sözü yeniden İstanbul'da size bırakalım Gökhan. Bekir, Mert, bugün 5,6 büyüklüğündeki depremle